Herkese yeni günden, yeni vlogdan merhabalar. Biz Bingöl'e doğru yolculuğumuza başladık. Yolda giderken Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'ne uğramayı istedik. Şimdi oraya doğru döndük. Güzel güzel görüntüler çekeceğiz sizler için. Öncelikle bu sosyal tesislere gelmek istedik. Sosyal tesisler de çok güzel duruyor. Hemen ilerisinde çilehane var. Çilehaneye uğrayacağız. Ardından sol tarafımız aşağı tarafta kalıyor ileride. Türbe. Oraya uğrayacağız. Türbeden de size güzel görüntüler elde edeceğiz. Hem cumanız da mübarek olsun. Bu şekilde cumanın da değerini bak, gösterelim dedim. Bir şey diyor. Ha, biliyorum ablam. Sağ olasın. İmam Ali. İmam 12 imamları temsilen yapılmış çeşmeler. Sosyal tesisleri yapmışlar. Hepsinin ismini tek tek göstereceğim size. İmam Hasan, İmam Ali, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Caferi Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali Naki, İmam Hasan Askeri, İmam Muhammed Mehdi. Burada bir tane tesis daha var. Tesislere bakar mısınız? Kesinlikle bir anlamı vardır onun da ama bilemedim şimdi. Bilen varsa yazarsa sevinirim. Burada yaşayan veya bu kültüre daha çok alışkın olan. Şunlar çok tatlı ya. Çok güzel. Bayıldım. Hediyelik dükkanlarını geziyoruz şu an. Zeynep, çekilir misin prensesimle? Evet, bu çocuklara yastık normalde. Hani arabalara giderken ben de kendim de kullanıyorum uçak yastığı. Bir de böyle kapanıyor. Şöyle kapanıyor. O mu kapana? Yani bu da kapanıyor. Nasıl kapanıyor? Geçebilir miyim? Kapa, şey, ikiye katlı. Şunlar da çok güzel. İkiye katlı düğmesi var şurada. Şunlar da çok güzel. Ha, şurada ipi var, düğmesi var. Burada nazar boncukları, böyle küpeler. Ne kadar? Gel Tugay. Alabilir miyim bir tane? Tabii. Hangisini istiyorsun? Şuraya dokun bak. Hadi şurada oynayın. Sağ olsun dükkan sahibi abiden izin aldık. Çekim yapmamız için izin verdi. Aa, şunlar da çok güzel. Paket yapmamızı ister misin? Ay, çok tatlı. Minik minik. Şunlar çok tatlıymış. Hatta şu bir taneyi. Aynen şu bir taneyi alayım bile. Merve, bir tane al. Bak abim şeker evet, sunuyor. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. O kadar güzel şeyler var ki.
Çocuklar dışarıda bekleyin. Ay, şunlar ne kadar tatlı. Doğal taş şeklinde. Şu ne? Doğal taştan yapmışlar. Gerçekten çok güzel duruyor. Geliyorum oğlum, bir git. Hadi aşkım benim. Şeker aldın mı sen? Şunlar da çok güzel. Hep eski Yeşilçam dizilerinden. En sevilen oyuncular. Türkan Şoray, Şaban. Hayırlı günler teyzeciğim. Teşekkür ederim. Vallahi ürünlerinden önce inan senin için geldim. O kadar Allah tatlı bir teyzem ki gerçekten. Kahve içiyordu sağ olsun, beni görür görmez dedi ki aman yavrum hemen sana da yapayım, canı çekmişti dedi. Gerçekten çok ince düşünceli bir teyzem. Onun dükkanında çekim yapmak istedim. Gel şu kahveyi yapayım sana. Yok teyzem, ellerine sağlık. Vallahi kıyamam. Olsun. Ne ya, ne var ya? Bugün Allah için ne yaptın diyor akıllım. Allah, Allah razı olsun teyzem. Ben sana şey kıyamam. Senin o tatlılığın inan ki yeter. Senin insanlığın da yeter. Allah razı olsun. Ha, bu yeter. Seninki de bu aradığım benim. Bunu nereden buldun? Doğru mu? Valla demin inan ki direkt bak seni gördüm gerçekten. Hediyelerden önce sana baktım. Maşallah. Allah razı olsun. Amin teyzem cümlemizden inşallah. Teyzemin de çok çok güzel süsleri var. Eğer buraya gelirseniz bu tatlı teyzeme mutlaka uğramanızı isterim. Amin ablam, Allah saatler falan da çok güzel. Yani bir şey almayacak olsanız da gerçekten bu tatlı teyzem için buraya uğramanızı tavsiye ediyorum. Çok da güzel ürünleri var. Ben teşekkür ederim sana. Güzel. Allah razı olsun. Amin amin teyzem. Cümlemizde. Bugün Allah için ne yaptın diyorlar. Bir şey yaparsam ben huzurlu oluyorum. Aynen öyle teyzem benim. Gerçekten ama. Kim ne götürdü anne? Yok yok teyzem. Gerçekten yaptığımız günahımızı götürmedi. Bir de sevabımızı götüreceğiz. Başka bir şey yok. Bir insanlık götürebilirsek ne mutlu bize. Aynen öyle teyzem vallahi. Ya, bir şey yok ya. Teyzem benim iki tane bacım da hamile. Birisi 7 aylık. Şey küçüğüm olan. Büyük olan da Yasemin. Ona çok çok selam söylersen sevinirim. Öpüyorum ikisine de. Onlar için hayır duanı istiyorum. Versin. Amin amin. Kurban Allah razı olsun dedeciğim. Kız arasında güzel ömür versin. Amin kardeşine amin. Kardeşine de çocuklarına Allah da hepinize. Allah razı olsun. Allah'ım. Sana da. Amin teyzem. Ne diliyorsan bura hünkar, bak en büyük evliya bu. Aynen öyle. Ne diliyorsan o olsun güzel kız. Hoş geldin, dolu git. Amin anne. Amin inşallah. Sen de ne istiyorsun? Gerçekten çok memnun oldum teyzem benim. Ben de dünyalar kadar memnun oldum. Yani. Canın sağ olsun güzel ana. Aha şunu da lokma verebilir miyim? Bakayım. Ha çok güzel. Aynen bunu çok seviyorum. Dur önce çekeyim. Aynen birazdan da hem önce çekim yapıyorum. Sonra alacaklarımı alıyorum. Ya bir şey al demedim ben sana. Yetme ya. İnan ki bak senin şu sohbetin var ya teyzem. Allah. Çok samimi söylüyorum. Bu şekerden daha tatlı gerçekten. Ya, İyi ki uğramışız vallahi. Bugün ben şunu sen dağıtınca ben huzurlu olurum yatarım. Allah razı olsun bugün teyzem. Allah için ne yaptın diyor. Yapayım bir şeyler. Hemen ya. Geliyorum Rıdvan. 80 yaşındayım. Yeter diyorum Allah, 78. Allah'ım inşallah hayırlı uzun ömürler versin teyzem. Yok yok bugün gelsin yeter arkadaşlar. El eteği düşürmeden kimsenin kapısını çalmadan. Amin amin teyzem benim. Kendi Rabbim hakkımızda. Kendi yediğimle yudumla gideyim yeter anne. Rabbim hakkımızda her şeyin hayırlısını versin teyzem benim. Ben 17 sene oldu açalı. Ev işlerine gittim. Ne güzel. Vallahi adam şu an bu dükkandan çıkasım gelmiyor arkadaşlar. 16 yaş büyüdü. O çalışmadı. Hep ben çalıştım. Hala çalışıyorum. Allah'ım inşallah güç kuvveti versin teyzem Allah benim. Allah herkese. Allah'ım işini gücünü rast getirsin inşallah. Ne güzel. Kendi evim var ufacık. Maşallah.
Allah'ım inşallah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin teyze. Allah Allah. Ya mücadele edersen, insan gibi çalışsan Allah her şeyi verir. Öyle öyle teyzem. Doğruluk, dürüstlük her zaman kazanır inşallah. Hoş geldin, dolu git. Tamam teyzeciğim. İşin ben şimdi çekimi lazım. Bitireyim. Ben de çok sevdim. Hadi seni. Çok çok memnun oldum. Ben Allah razı olsun oldum. İnşallah. İşim gücüm rast gelsin. Dinimiz ne, dilimiz ne, Allah'ımız ne, peygamber. Öyle tabii abi. Ne diyorsun? Ben her yalan zaman söyleme, diyorum. Yalan söyleme, haram yeme. Adam gibi yaşa, adam gibi. Aynen öyle ben teyzem, dersin, gerçekten onları öyle. Onları yaptıktan sonra zaten gerisi başka bir şey kalmıyor ki, evet. Hepsi düzeliyor zaten. Evet. Öyle ayrılmış, mayrılmış. Ne gerek canım, var böyle şeylere? Yok canım, 64 yaşında ben ev işlerini, buranın 36 fare koyun işini gördüm. Maşallah. Maşallah. Çalıştım yedim. Yani. En sonda da başkanım vardı. Ne güzel. Aşağı 3 dönem yapmıştı. Orayı aç da ekmek yedi. Allah işi gücü yavrularını bağışlasın. Amin amin inşallah teyze. Bana bir ekmek kapısı verdi. Dünyalar ne benim güzel. Oldu. Her maşallah. Gün dua ediyorum. Yani. Maşallah valla. Rabbim işini gücünü senin eksiltmesin. Artırsın. Teyzemden ben de hazır artırsın. Hayır dualarını istedim. Sağ olsun. Teyzem de beni çeker amin. Misin hatır olarak? Ben olduğum Hacı Bektaş. Valla teyzem amin. O kadar sevdim ki gerçekten. Allah'ım inşallah razı olsun. Allah'a emanet ol ablam. Kendine iyi bak. Şimdi bu Çilehane'ye gitmek için iki tane yol var. Ozanlar yolu dediği yoldan giderseniz bu şekilde Pir Sultan Abdal'ın, diğer dervişlerin heykellerini görebilirsiniz yukarıdan giderseniz. Biraz uzun bir yol. Çilehane'ye biz soldan gideceğiz çünkü yola gittiğimiz için pek bir vaktimiz yok. Bu yol üzerinde Aşık Mahsuni Şerif'in de mezarı varmış. Onu da ziyaret edeceğiz. Oradan Çilehane'yi size gösterip türbeye geçeceğiz. Yunus Emre. Mahzuni Şerif'in mezarı. 2002'de vefat eden halk ozanımız. Arkadaşlar yılda bir kere Hacı Bektaşi Veli törenleri olur Hacı Bektaş ilçesinde. Buraya gelenler bu delikli taştan geçmeye çalışırlar. Şu an size bu delikli taşı göstereceğim. Her sene törenden sonra buradan girişi var. Buradan giren vatandaşlar buradan çıkış yaparlar. İçini de göstereceğim size. Mum yakmayınız, zarar vermeyiniz uyarısı var. Arkadaşlar şimdi sizin için gireceğim buraya. Oradan büyük bir ihtimal kilomdan dolayı çıkamayacağım ama. En azından yüzünü görürüz orada. Hadi bakacağız. Bakalım. Ver bakalım bir. Git git sen. Şuradan çekerim. Hadi bir çıkmaya çalış bakalım. Gelmeyin buraya. Buraya gelme. Merve çocuklar. Gel, gözükmüyorsun. Arkadaşlar buradan benim kafam girmez. Kalsın böyle. Aynen, kilolu olanlar varsa denemesin. Aklıma ne geldi biliyor musun? Kanun seni deli. Delikte yakaladı. Kanunu delikte yakaladılar. Ver içeriği de çekeyim. Tamam al. Ver ver ver. Belki çıkarım da denemeye gerek yok. İçerisi böyle. Haydi bakalım. Geçin çocuklar hadi. Siz de mi girdiniz? Hadi. Bir de ben deneyeceğim. Merve de bir deneyecek. Bir de ben deneyeceğim. Büyük ihtimalle o da başarısız olacak ama hadi bakalım. Ben denemedim ne olur ne olmaz diye de. Belki de çıkar. Çocuklar. Anneniz şimdi buradan gelecek. Hadi izleyelim. Hadi Merve başarabilirsin.
Hadi. Gel. Vay koçum benim, hadi. Gel tut. Elimden tut. Elimden tut, gel çıkarsın. Çıkarsın gel. Lan arada kalma bak sonra. Gel gel. Ayaklarını it. Ayaklarını it. Çeksen çıkarım. İç. Dur da sanki nereye git. Geri git, geri git. Hadi gel. Köşelerden çap. Merve çıktın işte. Ayakların kaldı bir tek. Ayaklarım mı kaldı? Hah, öyle havaya doğru kaldır kendini. Kaldırırım. Yok yok, geri gideyim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Gitme oraya Tugay. Tugay gel buraya. Evet, çilehaneyi size gezdirdik. Birazdan türbeye gideceğiz. Ve türbesine geldik. Orayı ziyaret edeceğiz. Bir gezelim, size de gösterelim. Türbenin yanında da yemek yiyebileceğiniz yerler, gezip alışveriş yapacağınız dükkanlar mevcut. Buradan da alışveriş yapabilirsiniz. Ben şu an çocuklara baktım. Çekim için sende. Harika. Kaç adet musluk var? Bana da söyleyeyim. 3 adet. Dur bana şey verin. Canım ciğerim. Kaç tane musluk var? Merve çocuklara içir bu sudan. Hadi çocuklar, annenizin elinden su için hadi. Hacı Bektaşeveli, bu Ahmet Yesevi, Yesevi tarikatı var. Onun devamı aslında. Yaşadığı dönemde. Anadolu'da onun temsilcisi bir nevi. Daha sonra zaten Osmanlı Devleti'nde de özellikle Yeniçerilerdi galiba. Yanlış da söylemek istemiyorum. Askeri olacak. Hacı Bektaşi Veli Bektaşi tarikatına bağlıydı. Evet, külliyedeyiz. Aslanlı Çeşme Meydan Havuzu. Görüyor musun kızım? Ya erzakları burada tutuyorlarmış. Et soğutma dolapları. Allah ne kadar güzel ya. O zamanları yaşamasak da böyle görmek. Aşağı baba odası burası. Az önce türbesini göstermiştim. Eşyaları el sürmeyin. Bak kileri görüyor musun kızım? Kileri. Hı hı. Evet. Gerçek gibi değil mi? Vay be.
çocukları ağırlayan kişi. Allah'ım ne kadar gerçekçi ya. Şunlara bakar mısın Merve? Nasıl gerçekçi? Aynı. Vay be. Bir mandara bak. Gerçekten bakıyor gibi sanki. İnanılmaz ya. Burada böyle gözler var. Tütün kesesi diyor. Değil değil kızım. Dönüp sana sarılsın mı şimdi? Tamam kızım. Pirev olarak geçiyor. Burada pirlerin kabirleri de mevcut. Hangi yıllarda vefat ettikleri yazıyor, isimleri yazıyor. Bir tanesini göstereyim size. Gel yavrum. Hacı Bektaşioğlu Türbesi kabri. Allah rahmet eylesin. Rabbim yollarından gitmeyi nasip eylesin. Tekrardan merhabalar. Biz şimdi mola verdik. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Havada güneş de görünüyor ama gerçekten çok soğuk. O yüzden mola yiyeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu akşam Hacı Bektaşioğlu Hazretleri ile sizlerle olduk. Hacı Bektaşioğlu Hazretleri dediğim gibi Ahmet Yesevi hocamızın Anadolu'daki temsilcilerinden birisi. Bektaşi tarikatının lideri. Kendisi birçok dervişe liderlik etmiş, öncülük etmiş bir insan. Türbesi de çok güzel. Türbesinin bulunduğu yer de çok güzel. Ama türbelere hani uygun olmayan davranışlarda da bulunuluyor mu burada? Bulunuluyor. İnşallah bunlar da zamanla düzelir. İnşallah eski haline kavuşur. Türbenin içi, oradaki kültür merkezi gerçekten harika. Delikli taşın o bulunduğu yer gerçekten harika bir yer. İnşallah dediğim gibi aslıyla kalır, aslıyla yaşar.